İyi günler çocuklarım. Bugün artık 3. sınıf olduk. Hayat bilgisi 3. sınıfın ders kitabını da başlıyoruz derslerimize. Bu kitapla devam edeceğiz. Bakın ilk konumuz ilk ünitemiz okulumuzda hayatla başlayacağız ve ilk konumuz da kendimi tanıyorum olacak. Hemen dersimize geçelim ve şu sayfaya şöyle bir bakın, resmine görün. Evet, okul açılmış. Çocuklar seve seve okullarına gidiyor. Okulumuzda hayat ünitesine başlıyoruz. İlk konumuz kendimi tanıyorum. Bunu öncelikle sizden bir kere okuduktan sonra bu dersi dinlemenizi istiyorum. Kendimi tanıyorum diye bir başlık atın defterinize ondan sonra da ve ondan sonra buradaki benim söylediklerimi defterinize not alırsanız çok iyi olacak. Neler yapmaktan hoşlanırsınız söyleyiniz diyor. İlk olarak kendiniz ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Mesela müzik dinlemekten mi? Futbol oynamaktan mı? Yoksa başka bir branşta mı? Müzik aleti çalmaktan mı? Satranç oynamaktan mı? Kitap okumaktan mı? Artık bu kendinize göre değişecek herkesin. Hemen okumayla devam ediyoruz. Benim adım Aslı. Arkadaşımın adı ise Ahmet. İkimiz de 3A sınıfı öğrencisiyiz. Ben resim yapmaktan ve müzik dinlemekten hoşlanıyorum. Arkadaşlarım ve öğretmenim çok güzel resim yaptığımı söylüyorlar. Arkadaşım Ahmet basketbol ve satranç oynamaktan hoşlanıyor. Ben de satranç oynamayı seviyorum. Fakat ben Ahmet kadar iyi oynayamıyorum. Daha iyi oynayabilmek için okulda açılan satranç kursuna başladım. Satranç kursunda zorlandıklarımı Ahmet'e ve satrancı iyi oynayan arkadaşlarıma soruyorum. Kurslara düzenli olarak devam ediyorum. Akşamları ailemle satranç oynayarak kursta öğrendiklerimi tekrar ediyorum, diyor. Evet, siz de kendinizin mesela defterinize şunu yazabilirsiniz. Neyi yapmaktan hoşlandıklarınızı veya neyi yapmak istediğinizi de yazın. Ama ikisini ayrı başlıklar altında almanızı istiyorum. Mesela Ahmet burada ne yapıyormuş? Gitar çalmayı seviyormuş. Gördüğünüz gibi iyi gitar çalabilmek için kursa gidiyorum diyor Ahmet. Çok iyi basketbol oynuyorum. Okul takımına girebilmek için ne yapmış? Sürekli düzenli olarak antrenman yapıyormuş. Evet, güçlü yönlerimiz ve günlük hayatımızdaki etkileri nelerdir diye bir düşünün ve arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşınız diyor. Şu anda arkadaşlarınızla paylaşamayacağınız için evde ailenizde veya kardeşinizle paylaşabilirsiniz. Şimdi hemen etkinlik kısmına geçiyorum. Etkinlik kısmında bakın, etkinlik zamanı aşağıya güçlü yönlerinizi ve güçlendirmek istediğiniz yönlerinizi yazınız. Güçlü yönlerim bu kendime göre ben yazdım. Sizinki farklı olabilir. Mesela basketbol oynamak benim güçlü yönüm. Satranç oynamak güçlü yönüm. Ama güçlendirmek istediğim, yani daha iyi yapmak istediğim şeyler mesela müzik aleti çalmak, bilardo oynamak olarak yazdım. Siz kendinize göre artırabilirsiniz. Şimdi bir de yapmakta zorlandığınız etkinliklerde de kendinizi geliştirmek için neler yapabilirsiniz aşağıya yazınız diyor. Mesela buradaki resimlere göre ben yazdım. Siz tabii farklı da yazabilirsiniz. Şimdi buradaki çocuk şarkı söylüyor ve müzik aleti çalıyor birinci kısımda. Bunun için ne yapması gerekiyor? Daha çok şarkı söylemeli ya da bir müzik kursuna gitmeli diyorum. Peki aşağıdaki çocuklar bakın, biri basketbol oynuyor topuyla, biri de bisiklete biniyor. Bunlar için de daha geliştirmesi için ne yapması gerekiyor? Basketbol kursuna giderim, bisiklet sürmeyi öğrenirim ya da yarışmalarına katılırım diyebiliriz. Bu ilk konumuz böylelikle bitmiş oldu. İyi günler diliyorum.